sabahlar, hayır. Hayır. Casablanca'dayız. Casablanca'da gözlerimizi açtık. Kendisi? Casablanca, yani beyaz ev. Geminin adı ne? Yazığa yoğun. Mesindirika'da. Bugün. Şöyle bakayım ne kadar büyükmüş gemi. 9. günümüz. Koskocaman ya bu. Eda şu halatı şey yap da. Sıkılayım mı biraz halatı? Halatın biraz boş. Voltalayayım mı? Boşuna alayım. Boşuna al da. Yemin ederim bacağımdan kalın. Fare çıkmasın diye şeyler var bak, görüyor musun? Bizde bile yok. Ama iyi de bundan yani fare de çıkar, kedi köpek de çıkar, da dinozor da çıkar. Dinozor da çıkar. Marrakeş isimli gemi. Muhtemelen yolcu gemisi terk edilmiş. Korkunç gözüküyor. Artık Reno 5'ler kalmadı. Casablanca limanından bu dosyalar aldı. Biraz yürürseniz dışarıya doğru şu kırmızı petit taksileri görüyorsunuz. Petit taksiler daha ucuzmuş diğer taksilere göre. Girildiğinde FAS'ın idari alanına girmiş oluyoruz. Kraliyet Saray kompleksine giriyoruz. Palais Royal Fransızcasıyla. Dar el maksan. FAS'ın yönetim merkezindeyiz. Bütün bakanlıklar, saray burada bulunmakta. Biz aslında bir surların içindeyiz. Sur kompleksin içindeyiz. Kral 6. Muhammed resmi işlerini buradan yürütüyor. Bakanlar, bakanlar kurulu. Hepsi buradaki binalar. Camiler gene şeyli. Kare. Burada atlı muhafızlar varmış böyle otantik kıyafetli. Onları çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Tabii ki kralı görsem ne güzel olurdu ama kralı da göremeyeceğiz. Kısmet. Şu an başbakanlık konusuna ilerliyoruz. Camimiz. Evet, saraydan geri çıktık. Tam kapıdan çıkıyoruz. Karşımıza gelen bu beyaz kompleks İçişleri Bakanlığı. Süleyman Soylu. Mevkidaşı. Yerleşim en yüksek binası yapılıyormuş oraya. Bu rek. Rek mevzi. Bakın sarayın duvarları. Rek nefri gözüktü. Rabat, rek'in Atlantik okyanusuna döküldüğü yerde yer alıyor. Bu havzada yer alıyor. Aziz bayrağı. Arkamızın rehberlerimiz. 13. asrın sonu, 14. asrın başında Endülüs Semevilerin böyle yüksek döneminde İşbiliye'de yani Seviye'de yapılan caminin bir benzeri burada yapılacakmış. İşte o dönemdeki buradaki camiye gidiyoruz. Tahttan sonra bakın sağ burası tarafta. Aynı zamanda kraliyet mezarlığı. Evet, UNESCO Dünya Tarih Mirası'nda. Hasan Kulesi'ndeyiz. Bu Hasan Kulesi 700 yıllık bir yapı. Aslında cami olarak tasarlanmış. Hatta minaresi de 86 metre falan olacakmış. 44 metrede kalmış. Kalmış, kule. Hakikaten kalmış bakın. Günümüzde de artık hem 5. Muhammed'in önemli olan krallardan hem de 2. Hasan'ın mezarlarının bulunduğu yerler. Duvarlar da bitmemiş tam. Burada çok güzel bir şey var. Kraliyetin böyle güzel kostümlü, özel kostümlü askerleri var. Onlarla fotoğraf çekeceğiz. Atlı askerleri çok tatlı gözüküyor. Hadi bakalım. Hadi bak. Arap atı. At çıkıyor mu Serhat, emin misin? Hangi at çıkıyor? Bakın
bakın bitmemiş, görüyor musunuz? 700 yıllık bir caminin kalıntıları bunlar. 700 yıllık cami kalıntısıymış. Binare de öyle. Bitmemiş bir binare. Eksinden kalma sütunlar şu anda değişik bir görüntü veriyor ortalığa. Değil mi? Evet. Çok bir yüksek bir minare olacakmış yalnız. Evet, kalın ve zaten ondan olacakmış. Belli ama maalesef. Bayağı kocaman olacakmış. Bak, dur. İbadet edilen yeri. Kapılar falan çok güzel oluyor ya, hep böyle oluyor yani. Şunlar çok şık. Kraliyet Opera binası var. Hakikaten güzel gözüküyor ya. La la la. Minare. Şimdi burası Regrek Nehri. En yüksek bina, opera binası, otoyol, tren, Regrek Nehri. Burada kocaman nehir var, bu okyanusa bağlanıyor. Şurada da balıkçı barınağı var, doğrusu oraya bağlayalım bence. Ama bu Atlas Okyanusu'na bağlanıyor. Nasıl geleceğiz? Şeyle getirelim. Emelsin'in tankerine koyalım Doris'i. Tankere rica edelim. Arkası da bitmemiş minare. Hasan şekilde. Kulesi. Hasan Kulesi. Şehir surları gördüğünüz gibi devam etmekte sağ tarafta. Bu yolun balıklı yol olduğunu anlayabilirsiniz. Solumuzun surlar olduğunu. Bu seti de alıp birazdan ineceğiz. Uzaylar Kasbası'na gezmeye gidiyoruz. Böyle denizi gören hoş bir de kafesi var. Orada isteyenlere bir de nane çayı ısmarlayacağız. Çiğdüz. Sonra bu sağ taraftaki, bu aşağıdaki kapıdan geleceğiz. Çıkacağız. Sağımızdaki kapıdan çıkacağız. Mezarlık var. Selam. Kremlü ve burayı. Poğaça kapıyor mis gibi. Var ya, ekmek kokulu biliyor musun? Çok güzel. Kurban bayramı. Güzel gözüküyor değil mi? Evet. İlk eski. Rahabat'tayız. Evet. İlk orijinal. Çeker gibi yapıp fake atıyorum. Evet. Şöyle. Eski Rahabat'ta devam ediyoruz. Evet. Saygıdeğer. Burası şimdi çarşılar olmuş. Karıcığımla beraber. Bakın evler beyazlı. Tatlım. Ve aralı. Yalnız burası biraz daha pahalı gibi geldi bana, evet. Tanca'dan. Hayır, turistik ya, o yüzden. Evet. Belki şehrin merkezi böyle değildir yani. Belki de. Muhtemelen. Şurada bir berber var. Mert hemen sokup bir saç sakal tıraşı olsun istiyorum. Hey, o adam kim? Kraldır kesin. Gerçekten. I'm so happy to be here. I'm so happy that you're all here. Thank you so much. We've been really looking forward to this date. So. Buranın yemeği tajin. Tajin yenen çömlekler. İşte şeyin üstüne, pilavın üstüne, kuskusun üstüne tajin yapıyorlar. Lezzetli o çömlekler güzel oluyor. Tabii ki yani buranın en meşhur yemeği.
Ya bunlar da bayağı el boyaması ha. Aynen. Kanalımıza abone olmak için YouTube'a sign in yapmanız gerekiyor. Sign in değilseniz YouTube'da tabii ki abone olamazsınız. Evet. Böyledir yani. Çekeyim. Neresi güzel? Kapıyla mı? Dağ. Ben diyeyim Atlas, siz diyeyim Atlantik Okyanusu'na doğru. Ben diyeyim Gibraltar'ın geçtiğimiz. Açılıyoruz. Açıklığı olsun efendime söyleyeyim. Neydi nehrimizin adı? Regrek. Regrek olsun. Regrek'in döküldüğü yerden. Olsun veya olmasın. Artık Atlas Okyanusu'na. Burası şehrin Miradoru gibi bir şey olmuş. Miradoru. Bakabiliriz. Evet. İşte size Regrek Nehri. Rabat şehri. Nehrin devamı oradan marinaya bağlanıyor. İşte marina. Devamı ve Atlas Okyanusu, Atlantik. Sörfçüler, şeyciler var. Yelkenciler var tabi. Mezarlık da var. Güzel yani. Karşısı şöyle mi bakınca? Galiba şu tarafta Amerika var. Evet, şimdi burası Atlas Okyanusu. Tamam. Atlas Okyanusu'yla nehrin adı neydi Edoş? Regrek. Regrek Nehri. Birleşiyor. Şurası da Regrek Nehri. Hadi uzat da dört. Burası da marinaya doğru devam ediyor. Ne? Geç abi. Çek şuradan çekilir misin? Eda Fas sokaklarının altını üstüne getirdi. Fas sokaklarında gezmediği yer Eda Faslı Eda derler. Başkenti alt üst ettim. Eda'nın hakkında şey diyorlar. İlginç. Büyük Faslı. İbni Batuta'nın türbesinde bugün dua ettim ya. Yani. El aldım. Bundan sonra bizi kimse tutamaz. Tutamaz. Durduramazsınız. Don't touch us. You can't stop us. Evet Eda. Sana şey almaya karar verdim. Bana saz mı alacaksın? Saz alacağım sana. Al bakalım. What is its name? Name. This Hejur. Hejur. Yes. Is it Gimbri. Local? Gimbri, yes. Gnawa. Değişik buranın aletiymiş. Ben çektim. Hı-hı. Çektim. Alı verelim şu şeyi ya, kapıyı. Magnet. How much? 10 lira. 1 euro. Tamam, 1 euro. Al. Şunu istedim. Al, topla. Aldın mı? Bu güzel. 10 dirhem diyor, yani 1 euro. Tamam, hadi bakalım. En ucuz magnet burada gençler, gelin. Neredeyiz şu an? Daylar kafedeyiz. Nane çay içeceğiz. Evet, Serhat afiyet olsun. Sağ ol. Anlatayım şey, mı? Tezgahın başına oturmuş. Anlatayım mı? Anlatayım mı? Ben bir tane alıyorum. Tahin. Can I tek? Tahin, elle değil. Elle değil, don't touch. Neyle? Elle değil, bak böyle. Şey, tabak veriyor. Anlatıyorum. Bu bir tahinli börek. Badem, abi. Badem. Tamam mı? Badem. Şunların hepsi alalım. Şey. Tamam yeter. 2 euro ver. Hadi para ver para. Ne? Magnet oğlum. Almayacaksınız bunu. Para ver para. Size magnet bulduk bakınıyorsunuz. Bir tane şundan bir de şundan hepsinden aldım ya. Ne sevinç daha çok önemsiyor. Bak bak. Bunlar şey değil mi? Taş. Eda gel. Şurada deniz kenarına oturalım. Var mı? Ha canım. Gel gel. 80 olacak, 80 para. Evet, arkası. Neydi nehrimizin adı? Benim bozuk para var. Tamam tatlım, verirsin. Şimdi baklava yiyoruz. Daha. Nasıl yok? Tabii daha.
Bunlar da tatlı Eda. Evet evet, hepsini tatlı seviyorlar. Ben tuzlu zannettim, hepsi tatlıymış. Mesela meyve suyuna bile şeker koyuyorlar. Bak hot mojito da geliyor. Hello. Hello. Minty. Two hot mojito please. Welcome. Whiskey Morocco. Whiskey Morocco. Morocco viskisiymiş. Thank you. Udaylar Kasbahı kafede bir naneli çay molası verdik. Rehberimiz de bize kurabiye ısmarladı. Balıkçı dayılar, nehirler. Güzel bir gün yine. 15-16 derece var havamız. Daha güneşte bayağı 30 derece oluyor. Kafemiz bayağı kalabalık. Kale içinden ayrılıyoruz, doğru mu hocam? Sabahımızdan sonra bence artık Casablanca'ya gitmemiz lazım. Daha yeni başlıyoruz süre havası. Artık Casablanca'ya gidiyoruz. Didididididin, didididididin, digididididin, didididin. Aziz. Çok eski ve büyük bir mezarlık. Bayağı büyük mezarlık ya. Allah rahmet eylesin. Şeylerle, oltalarla. Şu kayakların arasında yengeç yakalarlar bazen. Tarafımızda bu yeni yapılan tren istasyonu var. Bu Casablanca'dan Tanca'ya doğru giden hızlı tren istasyonu, hızlı trenin Rabat'taki istasyonu. Burak adı bu trenin. Muhammed'in asıl ismi. Hızlı diye sanırsam trenlerin isminde Tanca'ya giden hızlı trenin isminde Burak koymuşlar. Ayrıca şehirde en pahalı sistemlerden yapılmış olan bir de tramvay var. Bütün şehri dolaşıyor herhalde hemen hemen. Bakalım dünyanın en büyük camisiymiş gerçekten de. Ona namaz vakti gideceğiz. Namaz vakti alıyorlar sadece ve Müslüman olmayanları almıyorlarmış. Acaba eşhedü en la ilahe illallah mı dedirtiyorlar? Nereden babası, biliyorlar yani? Şu an ekranın babası. Olmadığım 94'te açıldı bu. Ya da 5 yıl sonra da vefat etti. 99'da. Mimarı bir Fransız. Bunlar evet, Corniche yani. Cordon Caddesi'nde gidiyoruz. Arkadaşlar devam edeceğiz ama şu caminin fotoğrafını çekmek isteyenler için burada güzel bir görüntü var. Bir 5 dakika. Geride kalın. Atlantik Okyanusu doldurularak Fransız mimarın üstün aklıyla doldurulup yapılmış Endülüs esintileri taşıyor güya. Bunun temelinden
metreyle ölçüyorlarmış. Ben de o yüzden en büyük cami diye kakıştırıyorlarmış. Öyle bir şey yok. Temeli çünkü 200 metre falan. Tamam. Onunla birlikte en büyük olduğu iddia ediyor. Burası da Cornish boyu. Bu arada. İkinci Hasan Camii'ne bir de şöyle bakalım. Gerçekten büyük bir yapı. Bu arada burası da Atlas Okyanusu'nun ta kendisi. Atlantik. Gördüğünüz gibi. Bitmek bilmeyen enerjiyle geliyor. Deniz Feneri'nin olduğu yerden Hasan'ın iki camisinin fotoğrafını çektik. Burada bir de çok eskiden bir kurulu bir de kulüp var. Akçılık Kulübü. Şimdi bağımsızlık meydanına doğru ilerliyoruz. Burası Fransızlardan kalma Casablanca'nın en önemli, en büyük meydanı. Orada eski yapılar göreceğiz. İşte eski bir tiyatro gibi, banka binaları gibi. Bunlar hep Fransa'dan, kolonyal dönemden kalma binalar. Komplikasyon. Cadde de böyle ünlü dükkanların olduğu bir cadde. Ünlü markaların. İnönü'nün gökdeleni, Twin Tower. Ben de var, hoş geldin. Rehberimiz Casablanca filmini hatırlatıyor, Rix Cafe. Rix Cafe'yi şimdi Casablanca'lı bir kadın almış. Zincir marketler yapmış. Yani o filmdeki orijinali yok. Kutsal Kalp Kilisesi. 1930'larda Fransızlar tarafından yapılmış. Fransızlar 1900 bağımsızlığın kazanıldı. 1958 senesine kadar burada vardı. Oldukça köylü görünüyor aslında. Ben son geldiğimde meydana doğru geliyoruz. Bağımsızlık meydanına yaklaşıyoruz. Casablanca, Casablanca bir saat kulesi. Resim çektirebilirsiniz ama para isterler sizden. Kırmızı kostümlü kişiler var. Meyve suyu satıyorlarmış. Çaktırın oradan. Çektirebilirsiniz. Evet, bağımsızlık meydanına geldik Mert Bey. Geldik. Evet, Adalet Sarayı arkanda Mert. Bir daha söyle. Ben karıma hediye almadan bir şehirden bir şehire geçemem. Vay be arkadaşlar, yani değerimi yani görüyor musunuz? Bu şehirden karıma bak, Morocco haritası. Bak şu deri çanta kim bilir ne kadar ucuzdur. Rehberimizi takip ediyoruz, Kemal'i. İki tane rehberimiz var, hem Haluk Bey hem Kemal Bey. Toptancıya gidiyoruz. Şimdi soğuk sıkım argan toptancısına gidiyoruz, gerçek. Çünkü Mert'in sırım gibi saç, sırma gibi saçları. Bakın şimdi. Argan yağsız hiç yapamıyor Mert. Yani yağ olmazsa intihar yani. Anam, tutma. Ya sizi var ya sizi. Da çekeyim. Dükkanın adı yok. İsimsiz, no name. Hem hediyelik eşyalarımız var. Yalnız magnetler 20 dirhem. Ben 10 dirheme alışığım. Burası pahalı deyip hemen dükkanı kötüleyip. Casablanca. Valla şöyle var daha. Ama 20 bunlar ya. Şimdi argan yağı, neden argan yağı? Çünkü argan yağının menşei burası arkadaşlar. Burada aileler üretiyorlar. Burada gerçekten de hani bundan para kazanan aileler var, insanlar var bu argan yağından. Şimdi biz de böyle bir atölyeye geldik. Hay, selam. Selam, selam. Bize tanıtacak. I don't want to forget your time. Have seat. I want to speak to you very quickly, okay? Duvarlar baharat dolu.
Buraya dizelendik. Yağ hakkında bilgi almak için dizelendik. Nezmiyet'e de. Evet. Mert'cim bir sorsan. Argan. Argan is the tree we exist on in Morocco. We call it the goat animal tree. Seyircilerin çok sevdiği bir ağaçtır bu. Bademcesinden, bademgillerden. So the goat we climbed the tree. Sadece Fas'ta var diyor ama doğru değil yani. Tunus'a kadar olan var ama Fas'ta çok yetişiyor. We eat skin fruit and we threw down nut. Ladies, we broke in the nut, we find seeds. Take the seed and we grind it. Şimdi bunları hayvanlar yiyor, kabuklarını dışına atıyor. Bunları da halınlar topluyor. Topladıktan sonra kırıp, topladıktan sonra kırıp içindeki bademleri çıkartıyor. Bunlar yenmez yani, acı tatlı bir şey. So become paste. This paste we squeeze and become oil. Onları sıkıştırdıkça böyle şey oluyor, tahin gibi bir şey olur. Oradan da yağını alıyor. Evet. Cilddeki lekelere iyi geliyormuş. Nasıl? İyi mi? Şöyle. Ellerine tırnaklarına... 92'ye gidiyoruz. Evet. Son derece Müslüman bir kişiliğim olduğu için amacım örtüm örttüm. Kayıt. Evet. Hasan II Camisi'ni aslında ben yolda gelirken anlattım. O yüzden bir daha üstünden geçmeyeyim. En büyük cami olduğunu savunuyorlar kendileri ama yerdeki bu doldurma alanla birlikte sayıyorlar. Birkaç yüz metreyi sayıyorlar. Bu arada ezan vakti olduğu için girebiliyoruz. Amin diyelim. Amin. Başka yerden, erkekler başka yerden giriyormuş. Harbiden büyük yani. Beyler, beyler. Geçen Rex Otel'in bulunduğu ya. Şu anda üstünden geçiyoruz. Ya. Ha, gitti mi otel? Şimdi şu sol tarafta ileride şey var. Bir daha çal sen. Bir daha çal. Şimdi Medine'ye mi gidiyoruz Eda? Ben Medine'ye gideceğim. 6'da buradan. Şöyle bir meydan var. Evet, burası Medine. Pek hoşuma gitmedi burası. Casablanca'nın Madinası. Dikkat etmemiz gerekiyor burada. Gayet şey bir ortam yani. Dikkat edilecek bir ortam. Dükkanlar o tarafta mı? Hı? O tarafta mı dükkanlar? Ya şu içeride dükkanlar var. Evet, burası ışıklar. Işıklarda devam ediyoruz. Gemisiyle birlikte Casablanca'ya veda. Casablanca'ya veda. Burada da Marrakeş gemisi var. Bu da bizim Lirika. Lady Hatice gemisi. Karşıda da Lady Hatice tankeri var küçük. Kömür mü, yakıt mı bir şey yüklüyorlar. Gemi sığmadı kadraja. Baksana.
ediyoruz. İnsanlar oturuyor içeride. Martılar bize veda ediyor sanki. Ediyoruz aslında. Çünkü gemimiz Afrika'daki İspanya toprağı olan Suta'ya gidiyor. Burada burası bizim geceleri disco. Yerimizi terk ettik. Eda! Mert! Ön taraftan dönüyor! Bu arada milletin keyfine de diyecek yok yani ha. Keyif şöyle yani.